arkadaşlar. Orta Doğu ve Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamiler'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Ben de Ozan. Evet. Arkadaşlar bugün sıcak sıcak konseptli bir inceleme videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Nedir bu sıcak sıcak konseptimiz? Her videomuzun başında olduğu gibi isterseniz kısaca bahsedelim. Bir buçuk ay içerisinde çıkmış, daha yeni çıkışını yapmış oyunlar bu başlık altında incelenecek arkadaşlar. Biz baktık YouTube'da nedir, ne değildir, nasıl yapılıyor bu inceleme videoları falan. Hani genellikle hazır bir gameplay görüntüsü üzerinden bakın işte burası böyle oluyor, şurası da şöyle oluyor gibisinden. Hani senkronize bir anlatım var ve bu da her şeyin anlatılamamasına yol açıyor ister istemez. Hani biz bir denedik, birkaç deneme çekim aldık, olmadı, yapamadık. Hani istediğimiz çoğu şeyi anlatamadık. Şöyle bir yol izleyelim dedik. Hani biz yine sohbet tadında olsun görüntüler. Ama yine bize ait gameplay görüntüleri de arkada hani kurguda değişik bir şekilde halledelim diye düşündük. Hani senkron bir anlatım olmayacak yani. Evet. Doğru. Her yönden derinlemesine incelememizin koşulu buydu. Bir de her videomuzda bir kural var. Yine hatırlatayım ben. Sohbet videolarımızda olsun, kapışma videolarımızda olsun, bu sıcak sıcak konseptli videolarımızda olsun. Oyunu oynamayacak olan kişi, oynamamış olan kişi daha doğrusu, evet, videomuzda bulunmayacak. Buradan da boş koltuktan da anlayacağınız üzere Oğuz bugün aramızda değil kendisi, çünkü bugün inceleyeceğimiz Hotline Miami ile alakası yok. Hiç sevmiyor. Sevmiyor yani. Sevmiyor. Yani o yüzden hiç bulaştırmayın beni dedi. Biz de bulaştırmadık fakat biz öyle miyiz Ozan'cığım? Yani ben hastasıyım. Yani ilk çıktığından beri ön siparişi direkt abanmış durumdayız. Ya açıkçası ön sipariş çıkmadan önce o daha Steam sayfası açıldığında sürekli böyle her gün günde 5 kere falan bakıyordum. Ne zaman ön sipariş çıkacak diye delirdim, sinir krizi geçirdim. Ya aynen hani ikinci oyunu bu kadar beklemen de herhalde ilk oyunda bir etkisi sende vardır çünkü hani müthiş bir şeydi. Kesinlikle, çünkü. Kesinlikle. Şimdi hani direkt devamı olmasa bile aynı evrende geçtikleri için hani iç içe olaylar olduğu için istersen ilk oyunun hikayesinden kısaca bahsetmeni isteyebilirim, evet, senden. Bahsetmeden önce yine şeyden bahsedeyim. Yani filmleri de referans olarak göstereceğim ama her şeyden sonra en sonunda onu alalım istersen. En sonunda göstereceğim. Aslına bakarsan ilk oyun ikinci oyunun şey gibi, hazırlayıcısı gibi hani. Ortada ne döndüğünü böyle temel olarak bir kişi üzerinden görüyorsun. Evet. Şimdi genelde hikaye yapısı düz devam ediyor. Kronolojik olarak. Evet. Geriye, ileriye gidişler yok. İlk oyundaki gibi, ikinci oyundaki gibi. Şimdi ilk oyunda bir tane delikanlı gencimiz oynuyoruz. Aynen. Wikipedia sayfasına baktım, adı yokmuş. Protagonist diye geçiyor. Aynen öyle. İşte bu ona cevapsız çağrılar geliyor. Yani serbest meslek erbabı gibi her haltı yapıyor gibi. Mesela telefon çağrılarından birinde diyor ki işte git şurada şurayı tamir et. Git şurada böcekler var, ilaçlamayı yap falan gibi. Gizli mesajlar geliyor. Gizli mesajlar geliyor hani belirsiz kişilerden. İşte o da gidip hani her şeyi, denilen her şeyi yapıyor. Onun dışında bir işte kızı kurtarıyor. Hani hikayedeki gelişmelerden, büyük gelişmelerden biri o. İşte sonra bir iletişim merkezinde bir bölüm var. O önemli gelişmelerden biri. Kasketli Helmet'i orada görüyoruz ilk. Evet. Sonra bir de polis merkezi var önemli olarak. Evet. En önemlileri. Onun dışında bir de evet, Kasketli'den bahsetmiştik yani Helmet'ten. Bir de Helmet karakteri var. Onunla biraz daha az oynuyoruz. Evet, onun önemi ikinci oyunda biraz daha açığa, evet, çıkacak arkadaşlar. Evet. Yeri gelince bahsedeceğiz ondan da. Ha, yine Helmet'i ben kısaca anlatayım. Evet. Helmet de şey, böyle ortada dönen o gizli mesajlarla alakalı olayı çözmeye çalışan biri. Evet, ve en çok yaklaşan sonuca da adamlardan, evet, biri. Hani mesela görevleri yapıyor gelen gizli mesajlardaki ama bütün görevleri yapmıyor. Aynen. Şöyle, ilk oyun hani daha fazla detayına gelsek hakikaten bütün oyun zevkini baltalamış oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonra ikinci round number'a yani Hotline Miami 2'ye yavaş yavaş giriş yapabiliriz. Başla. Şimdi öncelikle ilk oyundan farklı olarak sarmal iç içe geçmiş. Biraz flashback, biraz ileri sarma. Hani böyle değişik bir olay örgüsü, evet, takip, evet, ediyor oyun. İlk oyundan ayrılan en önemli özelliklerinden biri bu. İstersen sen o konuda daha şeysin. Çünkü şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Hani ilk oynadığımda o kadar çok her şey birbirine girdi ki 7. bölüme falan gelmiştim. Yani çünkü ilk İndirmeye başladığı gün indirdik Ozan'la ikimiz de, oynamaya başladık aynı anda böyle falan. Hiçbir şey anlamadım ilk 6-7 bölümde. Ozan'a dedim, dedim hani ben anlamadım, sende de durum nasıl dedim. Hani o az çok yine İngilizcesi çok daha iyi olduğu için benden bir şeyler anlam verebildi. Evet, evet. Bende hiç o yok, olmadı yani. Evet. Yani şöyle onu şunu söylemek isterim. Hikayesi gayet karmaşık olduğu için özellikle ikinci oyun üst üste iki kere oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün boşluğa doldurmanız için. Sonra ben yine lafı Ozan'a vereyim.
sarmal olay örgüsünden ve baş karakterlerden kısaca bahsetmesi için. Şimdi ikinci oyunda yine sarmal olay örgüsü var. Bir de olay örgüsünde bir hiyerarşi var. Evet. Şöyle şimdi. Olayın en tepesindeki şey Rus mafyasıyla maskeli çetenin, yani hayvan maskelerini takan çetenin arasındaki şey. Bir kapışma gibi bir şey. Sonra Rus mafyasını buraya alırsak Rus mafyası Kolombiyalılarla kapışıyor. Bir de Rus mafyasının yan karakterleri var. Bir kişiyle oynadı galiba. Evet. Sonra çeteyi alırsak hani maskeli çeteyi, eski paralı askerler. Evet. Onlar da işte polislerle bir aralarının münasebet var. Gazeteci işin içine İşte geliyor. Gazeteci var işin içinde. Sonra gazetecinin konuştuğu var. Yine onunla da bu kişi var. Evet. Onunla da bayağı bir bölüm oynuyorsunuz. Bir de geriye dönüş var en altta. Daha farklı bir yerde duruyor. Hatta en altta demeyeyim. Şurada duruyor diyelim. Orada havai bölümler. Yani paralı askerlik dönemini anlatan bölümler. Ya aynen. Şimdi flashbackler, flash forwardlar, yan karakterler, ana karakterler deyince böyle bir ilk oynayışınızda bir şey anlamamanız normal. Ve bir de şu çok hoşuma giden bir şey olmuştu hikayede. Havai bölümlerinden birinde o maskenin çıkış noktasını görebiliyoruz. Evet, kesinlikle. O komutanın başına gelenlerden bahsediyorsun değil mi? Kafayı yiyorsun, artık şeyi bozuluyor. Savaş konumadığında, aynen öyle. Selçuk, evet. Şimdi, hikayeden az çok bahsettik. Ya şimdi genel itibariyle hani aynı oyun diyebiliriz hani ilk oyuna göre. Sistem olarak. Geliştirmeler var sadece. İstersen ilk oyun ve ikinci oyunu karşılaştırıp gelişmelerden bahsedebiliriz. Bu gelişmelerden birincisi bölüm tasarımları. Kesinlikle. Bölüm tasarımlarında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ya şimdi ilk oyuna göre ikinci oyunda yani Wrong Number'da Sony'nin desteğini arkasına alan bir Denaton muydu? Denaton. Bahsediyoruz. Devolver'ın içinde değil mi? Aynen. Ya bu da şunu beraberinde getiriyor. Her şey biraz daha genişlemiş durumda. Soundtrack'ler, bölüm tasarımları, hikaye, her şey genişlemiş durumda. Ama yani yeri gelince bahsedeceğiz, bazı genişlemeler kötüye gitmiş durumda. Evet. Bölüm tasarımlarına değinecek olursak, canlı odaların sayısı, yani oyunun zorluğu çok daha artmış vaziyette. İlk oyunda çoğu bölümde cam olduğunu hatırlamıyorum ben mesela. Cam olmayan bölümler fazlaydı. Yani böyle çoklu cam olan bölümler de vardı ama ikinci bölümdeki kadar böyle can alıcı bir ya, durumda değildi açıkçası. Yet geniş konferans odalarının tamamen camla çevrildiğini düşünün. Hatlenmeyeni biliyorsunuz, tek kurşunla öldüğünüzü düşünün. Kafayı yememek işten değil. Yok ama ikinci oyunda bazı bölümlerde mesela tek kurşunla ölmediğin oluyor. Var ama... Sıyırıyor ama. Aynen. Sıyırıyor kurşun. Aynen öyle. O yani, güzel olmuş. Bölüm tasarımlarında ciddi bir genişleme var. Oyunun şeylerinde, bölümlerinde ciddi bir artış var. Bayağı 4'e 5'e katlama söz konusu uzunluk bakımından. Aynen, bazı bir bölümde mesela o havai bölümünde kat kat böyle çıkıyordu, yukarı çıkıyordu böyle 4-5 katmanlı bölüm. Ya aynen, resmen bir katta bir, her katta bir bölüm gibi zaten, yani o kadar zorlayıcı bölümler var ki içlerinde. Ya bir de düşünsene 4. katta ölüp en baştan başladığını falan. Hani oynanmaz yani. Yok, en baştan başlamıyorsun. Ya öyle olduğunu düşünsene yani. Ha öyle olsa mümkün, oynanmaz. Mümkün değil. Öyle oynanmaz. Şimdi ilk oyunla karşılaştırmamızı soundtracklerden devam edelim istiyorum. Bu konuda da birkaç bir şey söyleyeyim. En yetkili kişi sen olduğun için sana bırakacağım sözü. Ya şimdi açıkçası hani etkilendiği döneme bakıyoruz. Böyle 80 sonrası işte 90 başı. Hatta bazen 80'lerin ortasına kadar geliyor ikinci oyunda. Şimdi o dönemdeki filmleri, yani bu estetik yapıya sahip olan filmleri, aksiyon ve işte gerilim filmlerini düşünürsek, o dönemlerde synthesizer'la yapılan pop ve disco gibi şeyler çok var hani o filmlerde. Estetik olarak da gayet uyumlu oluyor. Yani şimdi o dönemde sentezörlerin, yani synthesizer'ların fiyatlarının düştüğünü düşünürsek, o dönemde bir patlama oluyor. Herkes işte synthesizer'la müzik yapmaya başlıyor 80'lerde. Yani bu yüzden hani o dönemin estetik açısını yansıtmak için, estetik açıdan o dönemi yansıtmak için bence müzikler gayet yeterli, ama şöyle bir fark var bir ile iki arasında. Şimdi biri herhalde o kadar tutmayacağını düşündüler. Kesinlikle. Yine Fuat öyle demişti, benim de kafama yattı, o olabilir. Yani o tayfadan zaten seçmişler ikinci oyundan da müzikleri, ama en hit olabilecek şeyleri daha çok yığmışlar ilk oyuna hibe etmişler. Evet. Aynen. İkinci oyunda biraz daha zorlamış bence soundtrack seçimi olarak onları. Ama bu yüzden ben onlara eksi puan veremiyorum böyle bir durum olduğu için. Öyle. Tamam, sana bırakayım sözü. Ya şimdi şöyle, soundtrack'lerle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Hani benim için bir oyunun müzikleriyle öne çıkması çok önemli. Ki azdır da. Hotline Miami'den
Hotline Miami Wrong Number'dan önce müzik ile beni benden alan bir oyun. Mesela Devil May Cry'in son oyundur DMC. Şu genç Dante'yi oynadığımız. Ne? Mükemmeldi o Combi Christ'in soundtrack albümü. Müthişti. Hani böyle oyunlar benim gözümde cidden önemli bir yere sahip. O yüzden Hotline Miami'nin ilk oyunun yeri bende apayrı. Çünkü hani mükemmel, hani şöyle söyleyeyim, en fazla 15-20 şarkılık bir soundtrack albümüm var. Hepsi birbirinden güzel. En az 10-15 tanesi akılda kalıcı bu şarkılardan. Ya ilk başta Moon gibi bir grubu bana kazandırdı. Hiç bilmediğim bir grup. Grup muydu o? Grup ya? Tek kişi. Ne bileyim artık ya, hiç bilmiyorum ki. Hani, zor. Mükemmel bir soundtrack albümü arkadaşlar. Şöyle bir şey var. O zaman söyledim, kafasına da yattı. Hani Hotline Miami'yi hiç oynamayın. Açın ilk oyunu, soundtrack albümünü bir dinleyin. Dinleyin tamamını şarkıları. Kafanızda zaten bir oyun oluşacak. Ondan sonra açın Hotline Miami'yi oynayın. Ha. Büyük ihtimalle o kafanızdakiyle oynadığınız oyun bile bir şey yapacak, yani kesişecek birbirine. Ama şöyle bir durum var, mesela hani Die Hard olsun, işte Little Weapon gibi böyle 80'lerin aksiyon filmlerini izlediyseniz bir kafanızda bir şey oluşuyor. Kesinlikle. Yoksa olmaz. Olmaz. Aynen. Ya şöyle bir şey var, ben de Ozan'la aynı fikirdeyim, söylediği şeyin kesinlikle arkasındayım. Hani bölüm sayısı arttığı için, akabinde her bölümde bir tane soundtrack çalıyor. Soundtrack sayısı da 4'e 5'e katlanmış durumda. Evet. Toplamda 70-80 tane, 80 demeyeyim de 60-70 tane şarkı varsa, 60-70 tane şarkıysa bunların en fazla 10 tanesi falan benim aklımda kaldı. Bak açık söyleyeyim, o bakımdan yeri gelince notunu kısacağım. Ama Magna'nın... Magna. Divide. Grup mu o da mı tekil, biliyor musun? Ya soundtracklerdekilerin çoğu hani bir prodüktör tarafından yapılmış genelde. Aynen. Arkadaşlar ufak bir ara vereceğiz, soundtrackleri de bitirdiğimize göre. Birazdan sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar geri döndük. En son soundtracklerden konuşmuştuk. Şimdi Hotline Miami serisi hakkında böyle fazla da böyle bir başkalarına bağlı kalmadan spontane gelişsin istiyorum sohbet. Mesela benim ilk aklıma gelenlerden birisi Achievement ve Secret System'iydi serideki. İlk oyundan bahsetmek istersek. Çay ne çayıydı Ozan'cığım? Karışık yani. Valla her hafta değişik çaylar hoş oluyor. Ne? Geçen haftakinin aynısı. Bir tek işte gül çayı getirmiş anneannem, onu koydum. Evet. Şimdi ilk oyunda achievement sayısı bayağı azdı. Evet. Ve bu az olan achievementlarında birçoğu secret achievement'tı. Hani hikayenin açtığı achievement sayısı çok azdı. Bu secret'ler maske üzerine idi ve hikayeden bağımsız açtığımız 5-6 tane belki daha fazla maske vardı. Yarısı. Yani neredeyse çok fazla maske vardı, işte yarasa maskesinden tut, Yunus maskesi vesaire, bir sürü maske yarasa vardı. Yarasa güzeldi, tersten oynuyordu. Yani o tamamen olayı başka yerlere götüren bir maskeydi zaten. Oynanış falan çok zordu onunla. Bununla beraber ikinci oyuna gelecek olursak ise Achievement sayısı çok fazla ama Secret sayısı çok az. Oyunda 3 tane Secret var. Diğer ikisini geçtim. Birisi çok önemli hikaye anlamında. Ve bunun bence secret olmaması gerekiyordu çünkü direkt üçüncü oyuna bir gönderme var orada esasında. Hani bilmeyen bilmez. Mesela sen söylemesem hiç bulmamıştın o Helmet'li bölümü. Haklısın. Söylediğim üzere Helmet var arkadaşlar bu secretlerin birinde ve üçüncü oyunda ne olup bitebileceği hakkında az çok bize bir fikir sahibi ediyor bu secret. Bence üçüncü oyunda Helmet karakteri çok büyük bir öneme sahip olacak diye düşünüyorum ben. Yani. Bunlar aklıma geldi. Sana sözü vereyim istersen. Oyun sanat yönetiminden bahsetmek sanat istiyorsun. Sanat yönetiminden önce Achievement'lar, yani o şeyler. Buyurun, herhalde. Tabii. Maskeler de aslında beni o kadar derinden yaranamadı. Çünkü kaz maskesi vardı, o çok hoşuma gitti. Böyle evet. İki kişi aynı anda yönetebildiğin. Ondan sonra Rus elemanı, hani Rus elebaşını kontrol ettiğinde böyle künye işte, saat, aynen. Böyle olayı çok hoşuma aynen. Gitti. Sonra İrlandalı vardı ya şişman. Evet. Şişmanın olayı da çok güzeldi. Yılanlardan birinde böyle çivi tabancası vardı. Diğerinde de bir değişik bir dövüş stili vardı. Şöyle falan böyle. Zaten diğeri de kobra gibi böyle fırlatınca öldürüyor ilken. Peki böyle oyunun fonlarıyla, yazı fonlarıyla veyahut da bölüm arası geçişlerle ilgili evet. Söylemek istediğim bir şey var diye evet. Düşünüyorum. Şimdi 80'lerdeki yine filmlerde Miami Vice özellikle dizinin şeylerine bakacağımız gibi böyle fosforlu renkler falan çok kullanılan şeyler. Hani fonlara baktığımız zaman işte yok böyle palmiye ağaçları falan yine sonuçta Miami tropikal iklime yakın olması işte fosforlu renklerin kullanılması, fontların ayrı olması. Bir de vahşeti göstermek için her bölüm fonuna böyle kan akıyor falan. Aynen öyle. O çok ilginç olmuş. Ondan sonra yine son bölümde o
gökkuşağının üzerinde gitme kısmı. Aynen, aynen, aynen. Ve düşününce hani sonuçta... İyice gerçeklikten kopma söz konusu ya, orada zaten yani. Ama yani orada çok fena uyuşturucu muhabbeti tabii, giriyor orada. Tabii. O yüzden öyle bir delirme kısmı oluyor böyle. Tamamen gerçek dışı oluyor, kafayı yiyor. Peki benim aklıma bir isim geliyor ama bak sana sorayım. Gönderme yaptığını düşündüğün bir film var mı Hotline Miami'nin? Hani ilk oyun, ikinci oyun. Ya aslında bir sürü var çünkü şöyle bir şey var. Yani en göndermelisini mi diyorsun? Benim aklıma bir şey geliyor mesela. Bakalım senin aklına gelecek mi o? Bahset, tamam kendi filmlerinden bahset istersen, referans filmlerinden. Şimdi açıkçası ben 2012'de Eurogamer'la yapılan röportajlarını okudum. Oyun yapımcılarının orada Kokain Cowboys'tan bahsediyor. Bu bir belgesel filmi. Miami'de 70'lerin sonu 80'lerin, işte 80'ler böyle uyuşturucu trafiğiyle alakalı bir belgeselmiş. Bir de zaten ilk oyunun herhalde jeneriğinde geçiyordu. Drive filminden bahsediyorlar. Ryan Gosling'in oynadığı 2011 yapımı. Onun dışında benim aklıma hem müzik olarak hem de böyle nasıl diyeyim o şiddet aynen aktarımı olarak böyle kaliteli filmler arasında Manhunter. Şuradaki geliyor. Film değil mi? Evet. Yani Hannibal Lecter'la alakalı çekilmiş ilk film. Hani evet. O kuzuların sessizliğinden bildiğimiz. Aynen. Sonra Scarface var. Evet. O yine uyuşturucu muhabbeti. The Warriors var. Çete muhabbetinden girersek. Çünkü hani film müzikleri de bayağı benziyor. Güzeldir. İşte şiddet ve sadizm olarak içi dikilir. Kesinlikle referans olarak gösterilebilecek bir film. Bir de hikayenin anlatımında şey var. Böyle çok gerçek dışı bölümler fazla var. Onu da referans olarak iki tane film buldum. Lost Highway, yani Kayıp Otoban, David Lynch'in filmi. Bir de David Cronenberg'in Videodrome diye bir film var. Çok kesinlikle en sevdiğim filmlerden biridir. Ya. Kesinlikle. Bir de şey, bir Koreli bir yönetmen var yani bir üçlemesi var bunun, İntikam üçlemesi diye. Hı. Old Boy'un içinde olduğu bir üçleme. Evet, evet. Belki onu da örnek verebiliriz. Bir de iki tane ekstra bir film söyleyeyim. Evet. Kesinlikle hatta benim en çok benzediğini düşündüğüm iki film. To Live and Die in LA, tamam. 85 yapımı. Bir de Rampage diye bir 1987 yapımı bir film. Bu filmi film müziklerinde Ennio Morricone yapıyor deyip ben burada sözü sana bırakayım. Şöyle, benim aklıma gene örneği söylemedin, çok hoşuma gitti. Ben ilk oyundaki lineer hikaye yapısı, ikinci oyundaki sarmaşık, böyle karman çorman olay yapısından Baskın serisiyle müthiş bir eşleştirme buldum. Evet, aslında onu ben söylemişim de nasıl gelmedi aklıma bilmiyorum. Evet. Ya direkt bence bir şey var orada yani. Gönderme var. Direkt gönderme, evet. Yok dese inanmam yani. Direkt bence bir gönderme var orada. Evet. Ya şimdi bayağı konuştuk, detaylı konuştuk. Değinmediğimiz bir detayı kaldı mı düşünmüyorum. Yani şunu da söylememize gerek yok herhalde. İşte Hotline Miami yapısı gereği tek kurşunla ölüyorsun, tek kurşunla öldürülüyor. Bunu bilmeyen yoktu. Hotline Miami'den bahsediyoruz çünkü. Ama ikinci oyunda şey olayı güzeldi. Sıyırıyor ya mermi. Belki tek mermide ölmüyorsun bazı. Ya. Evet, o ekstradan güzel. Ya o da olsun canım zaten, o kadar da değil. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. İstersen teker teker puanlamalarımıza geçelim istiyorum. Ben ama şöyle bir şey, yani ikiyi inceliyoruz ama birden başlamanı isteyeceğim puanlamadan ben. Puanlamadan önce şunu da belirteyim. Şimdi ben yine bir film listesini çıkardım. Çok uzun olabileceğini düşündüğüm için hepsini videodan bahsetmeyeceğim hepsinden. Onu hani aşağıda açıklamalarda IMDb linklerini atacağım. Belki müzik albümlerinin de linklerini atacağım çok benzeyenleri. Onun dışında eğer siz de bir film kesinlikle eklemek isterseniz liste şeklinde böyle dağınık olmayacak bir biçimde liste şeklinde yorumları eklersiniz. Yani bu şekilde hem bizim yayın akışımıza müdahale olmaz bu kesinlikle. Hani bizi yönlendirin. Aynen. Unuttuğumuz bir şey olabilir. Puanlamadan devam edelim. İlk oyundan başlamanı istiyorum. Yani Hotline Miami açıkçası bugsız. Ondan sonra hikayede açıksız. Kesinlikle kusursuz bu oyun. Benim için 10 üzerinden 10. Yapma. Yani, ya 10 üzerinde 10'luk oyun var mı ya sence? Half-Life 1. Ya bu Hotline Miami'nin ilk oyunu sence 10 üzerinden 10 mu? Kesinlikle benim için. Beyond Good and Evil'da 10. Tamam. Hiç lafını bölmeyeceğim. İkinci oyundan devam et. Evet, ikinci oyunda yine dediğimiz gibi işte soundtrack eksiklikleri, farklılığı. Ondan sonra bazı bug'lar. Yani bug'lar beni o kadar çok şey yapmadı, rahatsız etmedi ama hikayedeki sadeliği kaybetmiş. Yani belki sarmal bir yapıda devam ettirilebilirdi ama biraz daha sade bir hikaye yapısı olsaydı kesinlikle 10 olabilecek bir oyundu ama ben 9.4 veriyorum ikinci oyuna. 9.4 veriyoruz. Biz 10 üzerinden değerlendirdik değil mi oyunları?
Evet. 100 üzerinden 9.4 biraz olmaz zaten yani. Evet. Evet. Ya şimdi ben ilk oyundan başlamak istiyorum. İlk oyun cidden benim için çok güzel bir oyun. Beklemediğim bir oyundu. Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim Aklan Memnun'un ilk oyununu. Daha önce de söyledim, müzikleriyle beni etkileyen bir oyun. Yani ben mümkün değil puanından kesemem. Ama 10 üzerinden 10'luk bir oyun da değildir. Hani 9.5'dan aşağısını almaz benim gözümde. Minimum 9.5'tür. Hani beklenemeyecek kadar büyük bir başarı imza attığı için belki 9.6'ya falan çıkabilir notum. Ben öyle düşünüyorum. İkinci oyuna gelecek olursak ise... senden bazı noktalarda ayrılıyorum. Tamam, arkasından Sony'yi aldı artık ikinci oyunda. Soundtrack listesi genişledi, bölüm tasarımları genişledi, bölüm sayısı genişledi, çok şey genişledi. Fakat bu genişlemeler bir takım şeyi oyunun özünden kaybettirdi diye düşünüyorum ben. Bunlardan birinci olarak söylemek istediğim şey tabii ki soundtrackler. Ben bir başarısızlık sezdim. Tamam, rakam olarak 4'e 5'e katlamış olabilir ilk oyuna göre sayıyı ama nitelik olarak bence bir özünden bir şeyler kaybetti soundtrack olarak. Kötü değil. Ama ilk oyun kadar da iyi değil. Bu benim puanlamamda bir etken. İkinci olarak ilk oyunda benim çok hoşuma giden şey maske çeşitliliği. Bu oyunda müthiş azalmış durumda. Yani hatlanmayamayı yapan şey maske ve maske çeşitliliği. Oynanışı olan katkarı olduğunu düşünecek olursak bu kesinlikle bir eksidir. Bunu söylemek istiyorum. Son olarak da bug dedin. İlk oyun, adı üstünde ilk oyun, hani hiç bug yoktu ya. Neredeyse hiç yoktu. Ve yama da çok çıkmadı ilk oyuna, değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ya çok çıkmadı. İlk çıktığında anladığım için bilmiyorum yama çıktı mı çıkmadı mı. Ama çok da 2-3 yıl sonra da oynamadık yani aklımda biraz daha. Yani çok da geç oynamadık. 3-4 ay falan geç oynadık bile. Yani. Arkadaşlar şimdi ilk çıktığı andan itibaren oynadığımız için daha net konuşmak istiyorum ikinci oyun hakkında. Hani ilk oyun... Ama pardon, ilk gün neredeyse bir 7-8 yama çıktı zaten kafadan. Yo, akşama kadar 7-8 yama çıktı mesela. Ben oyundan çıktım mesela bir yere işte ne bir alışverişe gittim geldim. Oyun açmaya çalıştım. Oyun açtım adı güncelleme gözüktü falan bir sinirlendim tabii. Totalde nereden baksanız şu an 15-20 tane 3'er 4'er megabaytlık yamalar gelmişti. Yani totalde en fazla 200 megabayta aşmaz. Ama hani oyunda bazı hatalar var arkadaşlar. Kapıya düşmanlar takılıyor. Düşmanlar özellikle köpekler kendi hesabına dönüyor falan. Hani böyle hatalar var. Sen bu totalde 200 küsur megabaytlık yamayı niye yapıyorsun o zaman? Zaten 3-5 küçük hata var. Onları da düzeltemiyorsan zaten hani neye yarıyor bu yamalar hani? Benim aklımda böyle bir soru işareti var. Düzelmedi çünkü. Hala düzelmedi. Bak onu söyleyeyim. Kesinlikle. Ve arkadaşlar bunları da toparladıktan sonra benim ikinci oyuna notum 8'den yukarı çıkmaz. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani aşağı inmez ama kesinlikle yukarıda çıkmaz 8'den. Kedilerimiz bizi oradan izliyor. söylemek istediğiniz bir şey yoksa ben yavaş yavaş kapatacağım programı. Yani yavaş yavaş değil, kapatalım. Direkt kapatalım. Tamam. Oğuz bugün bizle değil arkadaşlar. Onun anasına koltuğu boş tutmuyoruz. Aynen. Arkadaşlar bir sıcak sıcak videomuzun da sonuna geldik. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişizdir istediklerimizi. Sizin kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Anlatabilirsek ne mutlu bize. Anlatamadıysak da yorumlarda lütfen belirtin eksiklerimizi. Biz de yavaş yavaş toparlamaya çalışalım onları. Tamam? Tamamdır. Arkadaşlar, oyunlu mamullerden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.